Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 10. sınıf ara tatil tekrar videomuzla birlikteyiz. Bu zamana kadar gördüğümüz konuları hem şöyle küçük küçük bir tekrar edeceğiz. Hem de bu konuların soruları nereden çıkıyor onlara bir bakmış olacağız. Çözdüğümüz sorular sıfırdan ona biyoloji ve 10 tak biyolojimizden seçtiğimiz sorular. Sizlerde de kaynakları olduğu için o kaynaklardan da bakabilirsiniz diyeyim. Şimdi bakalım hangi konuları görmüştük. Müzik ilk ünitemiz olan hücre bölünmeleri. Hücre bölünmeleri dediğimiz zaman bunu da kendi içinde bazı başlıklara ayırabiliyorduk. Üniteyi bitirdik zaten. Kalıtım videolarına başlayacağız. Öncelikli olarak hücre döngüsünden bahsetmiştik. Aslında mitozdan bahsediyorduk. Hücrenin hayatı, yaşamı demiştik. Arkasından eşeysiz üreme çeşitlerinden bahsetmiştik. Mayoz bölünmenin safhaları, mayoz bölünmenin hangi olayları meydana getirdiğinden bahsedip eşeyli üremeyle de konularımızı bitirmiştik. Eşeyli üreme nasıl gerçekleşir, hangi canlılar yapar bunlardan da bahsetmiştik. Öncelikle olarak hücre döngüsünden bir küçük küçük hatırlatmalar yapayım. Hücre döngüsü dediğimiz zaman aslında hücrenin hayatından bahsediyorduk. Bir interfaz adını verdiğimiz evresi bir de mitotik evre adını verdiğimiz evresi vardı. Interfaz dediğimiz zaman G1S, G2 evrelerinden meydana geliyordu. Hücrenin bölünmeye hazırlandığı evreydi. Burada metabolik faaliyetler artacak, ATP sentezi artacak. En önemlisi S evresinde DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecekti. Mitotik evrede kendi içinde mitoz ve stokinez olmak üzere iki evreden meydana geliyordu. Mitoz çekirdek bölünmesini yaptığımız profaz, metafaz, anafaz, telafaz safhalarından sitokinez de zaten sitoplazma bölünmesini gerçekleştirdiğimiz safhadan meydana geliyordu. İp, mats şeklinde de kodlayabiliyordunuz. Interlem Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış şeklinde de kodlayabiliyorduk. Hemen bir sorularımızla başlayalım dediğim gibi sorular üstünden anlatacağım. Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? İnsan vücudunda bulunan bazı hücreler sürekli bölünür. Evet, bizim vücudumuzda bulunan özellikle epitel hücresi gibi hücreler devamlı olarak bölünüyorlar, yerine yenileri meydana geliyor. O zaman bu bizim için doğru. Hücre bölünmesi bazı canlılarda üremeyi sağlar. Kimde tek hücreli canlılarda adam zaten tek bir hücreden meydana geliyor. Hücre bölünmesi yaptığı zaman bir hücreden iki tane yeni hücre meydana gelmiş oluyor. O yüzden de tek hücreli canlılarda üremeyi sağlardı. Bu da doğru. Hücre bölünmesi hücre döngüsünün içinde yer alır. Şöyle bir baktığımız zaman hücre döngüsünün bir parçasıdır aslında hücre bölünmesi. Demek istiyor ki hücrenin hayatının içinde gerçekleşir. Evet onun bir basamağıdır. Bölünebilen her hücrenin bölünme süresi aynıdır. Durdum. Her hücremin bölünme yeteneği yok. Bazı hücrelerimiz bölünemiyor. Olgunal al yuvar hücrelerimiz gözümüzde bunlar retina hücreleri bazı sinir hücreleri bölünemiyor. Bölünebilenlerin de süresi aynı değil. Yani senin bir epitel hücrenle derinde bulunan epitel hücrenle karaciğer hücrenin bölünme süresi birbiriyle aynı değil. O yüzden bunu kabul edemedik. Hücre döngüsünün en uzun safhası bazı hücrelerin hücre hayatının %90'ını interfazda geçiriyorlar. Hazırlık yapılan safha tabii ki en uzun safhası olacak gelelim diğer bir sorumuza kromozomlarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur şimdi kromozom dediğimiz zaman biz bölünmeyen bir hücreye baktığımız zaman hücrenin çekirdeği çekirdeğin içerisinde sanki parmağımın arasında bir ipliği sıkıştırmışım gibi duran kromotin iplik adını verdiğimiz ipliği söz konusuydu kromotin ipliği şöyle gösterecek olursak hücre bölünmesi sırasında eşleniyordu yani kendisinin bir tane fotokopisini yapıyordu daha sonra Kısalıp kalınlaşarak şöyle katlanıyordu, kısalıp kalınlaşıyordu yani şöyle katlanma işini gerçekleştiriyordu. Böylelikle kromozom adını verilen yapıları oluşturuyordu. Bakayım, kromotinler yoğunlaşarak kromozomlara da dönüşür tabii ki doğru. Kromozomlar hücre bölünmesi sırasında oluşur. Bu da doğru. Normal şartlarda bir hücre bölünmediği zaman kromozomları görmem gibi bir şey söz konusu değil. Bilemem bir canlının bölünmeyen bir hücresinin kaç kromozoma sahip olduğunu. Ancak hücre bölünmesi yapıldığı zaman kromozomlar meydana geliyorlar. Canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça kromozom sayısı da artar. Yanlış. Canlının kromozom sayısı aynı ise iki farklı canlının birbirine yakın akrabadır yanlış. Canlıların kromozom sayısının fazla olması, az olması, birbirine yakın olması kesinlikle akrabalık derecesini belli etmez. İnsanlar 46 kromozomlu en gelişmiş canlı ama mesela köpekler 78 kromozomlu. Fazla olunca daha gelişmiş olacağız diye bir şey yok. Hangileri doğrudur diye sorduğuna göre cevabımız da denizli olacak. Geldik 10 tak biyolojiye. Sayfa 25'teki sorumuz: Mitoz bölünme sırasında yapılarından hangileri önce eriyip kaybolur, sonra yeniden oluşur? Şimdi mitoz bölünme yapıldığı zaman çekirdek zarı erimeye başlıyordu. Hangi safhada profaz safhasında telefaz safhasında tekrar oluşuyordu. O zaman önce eriyecek sonradan yeniden oluşacak. Çekirdek çik dediğimiz yapı profaz safhasında kayboluyordu sonra yeniden oluşuyordu. Bu da tamam. Endoplazmik retikulum dediğimizde hücre zarıyla çekirdek zarı arasında uzanan bir kanalcık borucuk sistemidir. Bu da hücre bölünmesini engelleyeceği için hücre bölünmesi sırasında önce eriyecek kaybolacak sonra yeniden yapımı gerçek gerçekleşecek ama DNA yıkılıp yeniden yapılmaz. DNA eşlenmesi gerçekleşir. O zaman cevabımız ne oldu? 1 2 4 o da Denizli'deymiş. Gençler. Yine bir tane mitozla ilgili sorumuzu çözelim. Mitoz sonucu oluşan iki hücrenin özelliklerinden hangileri farklı olabilir? Mitoz bölünme meydana geldi, iki tane yavru hücre oluştu. Bu hücre de 46 kromozomluydu, bunlar da 46 kromozomlu ama birbirinden farklı olabilecek şeyler vardı. Bir kere kromozom sayısı değişmez. Normal bir mitozdan bahsediyoruz. Anormal bir şey meydana gelmediyse, mutasyon falan olduysa zaten her şey olabilir. Kromozom sayısı kesinlikle değişmez. İki, çeşi, iki e, hücre birbiriyle genetik olarak aynıdır. Ribozom sayısı he, bak bu değişebilir. Diyelim ki bu hücrenin 10 tane ribozomu vardı. 7 tanesini bu aldı, 3 tanesini bu aldı. Bu iki hücrenin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. O yüzden ribozom sayısı farklı olabilir. DNA molekülündeki gen dizilimi de kesinlikle farklı olamaz. İki hücre birbirinin aynısı demek DNA'sının aynı olmasından kaynaklandığı için hacmi farklı olabilir, sitoplazma miktarı farklı olabilir, organel sayısı farklı olabilir ama mesela organel çeşidi de farklı olmaz. Bunda mitokondri varsa bunda da olacak. Bunda ribozom varsa bunda da olacak diyeyim. Hangileri farklı olabilir dediği için de cevabımız yalnız 2 geldik yine görselli sorularımıza biliyorsunuz çok fazla derecede de görsel soru hocalarımız soruyor yukarıda verilen şekilde bir hücrenin mitoz sırasında gerçekleşen bir evre gösterilmiş güzel mitoz olduğunu bana vermiş o zaman benim sadece şekle bakıp mitozun hangi evresinde olduğunu bilmem lazım bir de kromozomlarını saymam lazım şimdi 1 2 3 4 5 6 o zaman iki en eşittir 6 kromozomlu bir hücreden bahsediyorum kromozomlar da hücrenin ekvator düzlemine dizildiğine göre metafaz safhasından bahsediyorum. Bakalım hücre iken Hemen şuradan başka bir renk kalem alayım. Hücre 2 yani 6 kromozomludur. Tabii ki bizim için doğru. Profaz evresindedir. Hayır. Ekvator düzlemine dizilmişler. Metafaz evresinde. Hücrede DNA işlenmesi gerçekleşmiştir. Bir kere hücrede DNA işlenmesi interfaz evresinde gerçekleştirir. İpmat şeklinde de kodlayabiliyorduk ya. İnterle Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. İnterfaz burada. Bu adam hangi evrede? Metafazda. Yani DNA işlenmesi çoktan zaten gerçekleşmiştir. Bu da bizim için doğru oldu. Haliyle cevabımız da 1 ve 3 diyelim. Yine görselli şekilli şemalli bir sorumuz. Aşağıda verilen şekillerden hangisi mitoz bölünme geçirmekte olan 2n 4 kromozomlu bir hücrenin profaz evresine aittir? Şimdi bakıyorsun. Birincisi 2n 4 olduğunu bileceksin, bir de profaz olduğunu bileceksin. Şöyle bir baktığım zaman Az önceki şekle çok benziyor. Hücrenin 1, 2, 3, 4 tamam 2 en yani eşittir 4 kromozomlu ama ekvator düzlemine dizildiğine göre hangi evredeyiz? Metafaz evresindeyiz bu gitti. Sonra şuna baktığın zaman bir kere eminsin bu ne mitozu bu kesinlikle mayoz bölünme geçiriyor. Çünkü homolog kromozomlar karşılıklı olarak dizilmiş. Mayoz bölünmenin bu birinci safhasında mayoz 1'de kromozom sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 en eşittir 8 diyeceksin. Ekvator düzlemine dizildiğine göre de hatta metafaz 1'de diyeceksin. Bu da gitti. Sonra şuraya baktım bu telofaz safhasında. Ama bunlar bir araya gelseydi yani şununla şu bir araya gelseydi bir kromozom. Bu da bununla bir araya gelseydi bir kromozom yapardı. Telofaz safhasında eğer mitoz yapıyorsa da 2n iki 2'nin mitozundan bahsediyoruz. 2n eşittir 2 kromozomlu bir hücredir. He, buraya baktım. Şimdi 1 2 3 4 4 tane kromozomum gayet güzel var. Yani 2n eşittir dörtlü. Çekirdek zarı erimeye başlamış. Sentrozomlar zıt kutuplara gidiyor. Bu profaza uyuyor. Yani cevabım denizli oldu. Şuraya baktığım zaman ise şu bir kromozom bu bir kromozom dersen bu mitoz bölünme geçiyorsa 2N2'nin iki nesi olabilir? Anafaz evresi olabilir. Bizim cevabımız denizli oldu. Buradan geldiğimiz zaman eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsetmiştik. Bölünerek üreme tek hücrelerin bölünerek üreme yapmaktan başka alternatifi yoktu. Bakteri arki gibi prokaryotlarda amip öglena paramesyum gibi ökaryot tek hücrelerde bölünerek üreme yapıyorlardı. Tomurcuklanmayla üreme dediğimiz zaman hidra ve bira mayasında görülüyordu. En bilindik örnekleri onlardı. Canlının vücudunda bir tane çıkıntı çıkıyordu. Daha sonra bu çıkıntı büyüyüp büyüyüp yeni bir canlıyı meydana getiriyordu. Rejenerasyonla üreme dediğimiz zaman yenilenme ile üreme anlamına geliyordu. İşte deniz yıldızının bir parçası koptu kendini tamamlıyordu. E, Planaryanın bir parçası koptu kendini tamamlıyordu. Sporla üreme mantarlarda bazı tohumsuz bitkilerde görülebiliyorduk. Vejetatif üreme yüksek yapılı bitkilerde görülüyordu. Mantar işte bir parçasını kestin. Onu gömdüğün zaman yeni bir bitki meydana geliyordu. Partenogenezle üreme de özellikle bal arısı sorularından çok fazla karşımıza çıkıyordu ama bazı su piresi böcek türlerinde de yine görülebilen bir üreme şekliydi. Eşeysiz üreme ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Eşeysiz üremenin temeli tabii ki mitoz bölünmeye dayanacak doğru ortam şartlarına ana canlıdan daha uyumlu canlılar oluşmasını sağlar. Bir kere eşeğsiz üremede genetik çeşitlilik yok. Bu canlının genetik yapısı birebir nasılsa yeni oluşan canlının da genetik yapısı birebir aynı. Bunun ortama uyum yeteneği neyse aha da bunun da ortama uyum yeteneği o. O yüzden daha uyumlu canlılar oluşmasını sağlar diyemeyiz. Cevap çıktı. Karşı eşeğe ihtiyaç duymadan birey sayısını arttırır. Adı üstünde eşeysiz üreme. Üremenin gerçekleşmesi için tek bir ata birey yeterliydi. Kısa sürede çok sayıda yavru oluşmasını sağlar. Eşeysiz üreme eşeyli üremeye göre çok daha hızlı birey sayısının arttığını sağlıyordu. Şu Edirneyi zaten söyledik, genetik yapısı oluşanın ana canlıyla birebir aynıdır. Hemen bir vejetatif üreme sorusu çıktı karşımıza sıfırdan onadan aldık sayfa 41'den. Şimdi burada bir yöntem göstermiş, şu bizim A bitkisi adını verdiğimiz bitkiymiş. Sonra bunun tutmuş toprağın altına dalının bir parçasını gömmüş. Daha sonra şuradan da bağlantıyı kesmiş. Şurada da köklerin oluşumu söz konusu olmuş. Bu bizim hangi yöntemimizde? Bitkilerde vejetatif de daldırma adını verdiğimiz yöntemdi. Yani dalı kesip ekmiyordun. Böyle toprağın içerisinden geçiriyordun. Toprağın içinde bulunan kısımlardan kökler meydana geliyordu. Kök meydana geldikten sonra kesme işlemini gerçekleştiriyordun. Karadeniz'le fındık bahçeleri olanlar ya da görenler bilirler. Fındık mesela bu şekilde çoğaltılan bir bitki türüdür. Buna göre A bitkisinin kromozom sayısı B bitkisinden farklıdır. Bir kere A ile B genetik yapıları birebir aynı. Verecekleri fındık kalitesi de birebir aynı. Kromozom sayısı nasıl farklı fazla olsun? A bitkisinin ürün kalitesi B bitkisinden düşüktür. Birebir aynı olduğunu zaten tarımda vejetatif üremenin çok kullanılmasının sebebinin bu olduğunu söylemiştik. A ve B bitkisi aynı sayıda gen bulundurur. Genetik olarak birbirlerinin kopyası olduklarına göre aynı sayıda gen bulundurmuş olacaklar gelelim gene sorumuza aşağıda verilen şekilde baralı, bal arılarının üremesi sırasında meydana gelen olaylar gösterilmiş buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor şimdi baktığımız zaman şunlar bizim kraliçe arılarımızda iki en kromozom sayısına sahipti erkek arılarımız en kromozom sayısına sahipti kraliçe arılar mayoz yaptığı zaman yumurtayı erkek arılar ise mitoz yaptığında spermleri meydana getiriyordu yumurta ve spermler birleştiği zaman döllenmeyle zigot oluyordu. İşçi arılar iki n kromozomluydu. Eğer polen tozuyla beslenirlerse oluşuyorlardı. Arı sütü denilen özel bir sargıyla beslenenler de kraliçe arı oluyorlardı. Şunlar da bizim erkek arılarımızmış. Kromozom sayıları N. X ve Z özür dilerim X ve Y ile gösterilen arıların genetik yapısı aynıdır. He, bak buna çok düşüyorsunuz o yüzden koydum. Şimdi kraliçe arı mayoz bölünme yapmış yumurtalar oluşturmuş. Oluşturduğu yumurtaların birinden X denilen erkek arı diğerinden Y denilen erkek arı oluşmuş. Benim mayoz bölünme ile ürettiğim yumurtaların hepsi birbirinden farklı genetik yapıya sahiptir. Yoksa tüm kardeşler fotokopi olurdu. Annenin ürettiği yumurtalar hep aynı olsa babanın ürettiği spermler hep aynı aynı olsa e, bütün kardeşler birbirinin fotokopisi olurdu. Tabii ki benzerdir ama kardeş kadar benzerdir. Burada da aynı mantığı düşüneceksin. O zaman X ve Y birbirine benzerdir ama kardeş kadar benzerdir. Genetik yapısı aynıdır diyemezsin. Z ile gösterilen arı dişidir. İşçi arılarımız döllenme sonucunda meydana gelen dişi ve kısır arılardır. Tabii ki doğru. Q ile gösterilen arının üreme yeteneği yoktur. İşçi arılar kısırdır ama kraliçe arı gayet üreme yeteneğine sahip bir arı türüdür. O yüzden onun kısır olduğunu, üreme yeteneğinin olmadığını söyleme ihtimalimiz yok. Bizden de doğruları sor sorduğuna göre cevabımız B oldu. Hemen mayoz bölünmeye geçelim. Mayoz bölünme dediğimiz zaman da kendi içinde bazı evrelere meydana getiriyordu. Eşeyli üremenin temelini oluşturuyordu. Yine en başında bir interfaz vardı. interfazın bir kere gerçekleştiğini unutmayacaktınız. Arkasına mayoz bir aynı e, mitozdaki gibi profaz 1, metafaz 1, anafaz 1, telefaz 1 ve stekinez 1 olarak isimlendiriyorduk. Sonra da arkasından mayoz 2 dediğimiz evreler meydana geliyordu. Bu evrelerde gerçekleştikten sonra mayoz bölünme sonucunda bir hücreden 4 tane yavru hücre oluştuğunu söylüyorduk. Mitozda bir hücreden 2 hücre, mayozda bir hücreden 4 hücre oluşuyordu. Mitozda kromozom sayısı korunurken mayozda oluşanların kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadar Zaten mayoz mitoz biraz karıştırdığınız için onların karşılaştırmasıyla da ilgili bir video ayrıyeten çekeceğim. Sıfırdan ona biyoloji sayfa 47 soru 3. Aşağıda mayoz bölüme geçirmekte olan 2n yani 6 kromozomlu bir hücrede meydana gelen bazı evreler gösterilmiş. Benden de bu evrelerin isimlerini söylememi istiyor. Şimdi Hücre başta 2 en 6 kromozomluymuş. Buraya baktığın zaman 1, 2, 3 tane kromozom görüyorsun. O zaman bu en eşittir 3 kromozomlunun olmuş. En eşittir 3 kromozomlu olduğuna göre bu mayoz 2'ye geçiş yapmış. Mayoz 2 evresinde 3 kromozoma düştüğü için ekvator düzlemine dizildiklerine göre de hangi evrede? Metafaz evresinde. O zaman buna metafaz 2'yi yapıştıracaksın. 3 neymiş? Metafaz 2 dediğimiz evre. Sonra buraya baktığın zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kromozomu da görüyorsun. O zaman bu mayoz 1 içerisinde. İkisi birbirinden uzaklaşmaya başladığına göre hangi evreden bahsedebiliriz? Ana fazdan bahsedebiliriz. Mayoz 1'de olduğuna göre de buna da ne diyeceksin? Anafaz 1 evresinde diyeceksin. Onları da tiklemiş olduk. İki şık arasında kaldık. Buraya baktığın zaman 1, 2, 3 kromozomdan bahsediyoruz. O zaman yine ne yapmışım? Mayoz 2'ye geçiş yapmışım. Mayoz 2'de çekirdek zarının erimeye başladığı evrede tabii ki bizim için profaz 2 adını verdiğimiz evre olacak. 3'ünü tıkladığımız cevap da Edirne olacak. Şekilli soruları hocalar çok fazla soruyorlar. Biliyorsunuz o yüzden ben de biraz fazla koymaya çalıştım. Bu da sayısal soruları. Aslında formül mormül hiçbir şey yok. Ama bazen sıkıntılanabiliyoruz. Bir de bu kalıbı görmüş olalım. Mayoz bölünmenin profaz 1 evresinde 22 tetrat oluşturan memeli bir hayvanın karaciğer hücresinde bulunan kromozom sayısı kaçtır demiş. Şimdi şöyle hayal edeceksin. Bu bir kromotiniplik. Bu da bir kromotiniplik bu da bir kromatin bu da bir kromatin olsun yani burada kaç tane kromatin iplik var 4 tane kromotin iplik var. Bunlar kısalıp kalınlaşarak kromozom adını verdiğimiz yapıları meydana getirmiyor muydu? Şu ondan da bir kromozom olacak. Bundan da bir kromozom olacak. O zaman 4 tane kromatin iplik 2 tane de neye dönüşecek? Kromozom adını verdiğimiz yapıya dönüşecek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O zaman buradan da ne çıkacak? Bir tane tetrat adını verdiğimiz yapı çıkacak. Mesela ben 46 kromozomluyum. 46 kromozomlu olduğuma göre benim tetrat sayım 23. Bize soruda ne demiş? 22 tane tetratı varmış. 22 tetratı varsa kromozom sayısı karaciğerinin olduğuna göre vücut hücresidir. Bunun 2 katı kadar olması lazım. Yani kromozom sayısı 44'tür. Yine aynı mantıkla yukarıdaki mantıkla yapacağım. İken 64 kromozomlu bir hücre. Ha, bu sefer de burayı vermiş yeşil yazı. İki yani 64 tane kromozomu varsa kaç tane tetrat oluşturur? 64 tane kromozomu varsa yarısı kadar tetrat oluşturacaktır. O zaman da cevabın ne olduğunu söyleyeceksin. 32. Yani aslında sanki formül varmış gibi görünüyor ama şekillere bakarsanız formül olmadığını anlarsınız. Normalde böyle hesaplarken zormuş gibi gelir ama okuyacaksın. 64 ha yarısı kadardır. 32. Bir süre sonra çok soru çözdüğünüz zaman çok kısa sürede bu tarz soruları cevaplamış olacaksınız. Geleyim eşeğili üremeye. Eşeğili üreme dediğimiz zamanda her canlı eşeyli üreme yapamıyor. Özellikle tek hücreli canlılarda eşeyli üreme dediğimiz olay söz konusu olmuyordu. Ama bazı canlıların da eşeyli üreme yapmaktan başka alternatifi yok. Mesela insanlardan bahsediyoruz. Bizde dişler biliyorsunuz XX kromozom sayısına yapısına sahip. Erkeklerde ise XY kromozom yapısı var. Mayoz bölünme yaptığımız zaman ben yumurta, erkekler sperm adı verilen gametleri meydana getirecekler. Yumurta ve sperm min birleşmesine döllenme dedik. Döllenme sonucunda oluşan ilk hücrede bizim için zigottu. Zigot daha sonra mitoz bölünmelere başlayacak. 2, 4, 8, 16, 32, 64 katlı gider biliyorsunuz. Bölünerek yeni bir bireyi meydana getirecekti. Tabi zigot oluşumundan ta ki mayoz bölünme yapıncaya kadar ki süreçte e, hücre farklılaşmaları da söz konusu olacak. Hemen şöyle bir kıyasını yapacağımız şekilde birkaç tane sorusunu çözelim. Bitiyor zaten. Aşağıdakilerden hangisi eşeğili üremenin özelliği değildir? Baktım eşeğili üremenin temelinde mayoz bölünme ve döllenme olduğunu asla unutmayacaksın. Mayoz bölünme yapıldıysa döllenme yapıldıysa artık genetik çeşitlilik oluştu demektir. Bu da eşeyli üremenin olduğu anlamına gelir. Birbirinden farklı genetik özellikleri sahip gametlerin birleşmesiyle oluşur. Yumurta ve sperm farklı genetik özelliklere sahip bunlar birleştiği zaman eşeğili üreme oluyor. Tek bir atadan hmm, olmaz. Eşeyli üremede iki ata lazım. Birebir benzer bireylerin oluştuğu üreme şeklidir. Cümlesi eşeysiz üremeye ait. Eşeyli üremede iki tane ata birey vardır. Genetik çeşitlilik tabii ki eşeyli üremede olacak. Genetik özellikleri farklı aynı türden iki canlı arasında görülür. Türün tanımını da unutmayın geçen seneden e, çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür diyorduk. Zaten çiftleşmeyi yapan canlıların aynı tür olması gerekiyor. Yine sayısal çıkabilecek sorulardan 2N16 yani kromozomlu bir hücre art arda 2 mitoz 1 mayoz bölünme geçirirse kaçar kromozomlu kaç hücre oluşur? Hemen çizerek göstereyim ama çok vaktinize normal şartlarda çizerek yapmanızı istemiyorum. Şimdi bir tane hücrem varmış. Bu mitoz geçirecekmiş. Mitoz geçirdiğine göre kaç tane hücre meydana gelecek? 2 tane hücre. Sonra tutmuş bu bir daha mitoz bölünme geçirecekmiş. Yani bu da ikinci mitozu olsun. Sonra sonra mayoz bölünme geçirecekmiş. 1, 2, 3, 4. Bundan da 4. Bundan da 4. Bundan da 4. Bundan da 4 tane hücre meydana gelecek. Yani en son durumuna bakarsan 4 kere 4. 16 tane yavru hücre oluştuğunu söyleyeceksin. Ben bazen tahtaya bu soruyu sorduğum zaman bu şekli çiziyorlar. Yapmaya kalkıyorlar. Diyorlar ki 1, 3, bu 4'ü de ekleyeyim 7. Bunları da ekleyeyim büyük bir rakam çıkıyor. Bunların işi bitti. Bunlar gitti. Senin işine yarayacak olan sadece şu. Ha, her seferinde çizilir mi? 5 mitoz deseydin ne yapacaktım? Çok uzun olurdu. Şimdi diyecektin ki bir tane hücre İki tane mitoz geçirdiğine göre 2 üzeri 2'den 4 tane yavru hücre oluşur. Bu 4 tanesinin her biri de 4 tane yapacağına göre 4 kere 4 16 tane hücre oluşur diyecektin. Bak şimdi 5 mitoz deseydi 2 üzeri 5 32. Sonra bunlarda bir mayoz yapsaydı 32 çarpı 4 diyecektim. İşlemi gerçekleştirmiş olacaktım. Kafadan da yapabilirsiniz. Şöyle bir baktığım zaman o zaman oluşacak hücre sayısının kaç olması gerekiyor? 16. He, geldim kromozom sayısına. Şu en başta neymiş? 16 kromozomluymuş. Mitozu yaptı, oluşanlar da 16 kromozomlu. Mitozu yaptı, oluşanlar da 16 kromozomlu. Şurası mayoz bölünme. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indiğine göre artık yeni oluşanlar 8 kromozomlu olacaklar. O zaman cevabımız. Haydi Bursa'ya düşmüş oldu. Diyeyim hemen bir tane daha soru çözeyim. Aşağıda verilenlerden hangisi eşeğili üremeyi eşeğsiz üremeden ayıran özelliklerden biri değildir? Bakıyorum eşeğiliği eşeğsizden e, ayırmak istiyorum. Üreme olayında iki eşeğin görev yapması eşeğiliği ayırır. Mayoz bölünme görülmesi eşeğiliği ayırır. Döllenme ile zigot olunma, olun, oluşması tabii ki eşeğiliği ayırır. Yeni bireyler oluşturarak neslin devam edilmesi eşeyliği eşeysizden ayırmaz ki eşeysizde de yine yeni bireyler oluşuyor ve neslin devamı sağlanıyor. Demek ki bu bir fark değil. Özelliklerin tamamı yeni nesillere aktarılır. Bu da yine eşeyliği eşeysizden ayıran özelliklerden biri değil. Eşeysizi eşeyliden ayıran özelliklerden biridir. O yüzden dikkat edin soruya diyeyim. Böylelikle ödüllü soruya kadar geldik. Yani videomuzu bitirdik. Hemen sormuşsunuz onlara da cevap vereyim. Hocam işte tam anlamıyla kitaplarda nereye kadar gelmiş olmamız gerekiyordu. Mayozu mitozu bitirdik. O yüzden karşılaştırma sorularını da yapmış olmanız gerekir. eşeyli eşeğsiz üreme biliyorsunuz burada konuyu anlatıyoruz. Burada da konuyla alakalı sorularımızı çözüyoruz. Bol bol eşeğsiz ve eşeyli üremenin farkları gibi konulara dikkat edin. Test geçimimiz de geliyor. Yani biz böylelikle birinci ünitenin sonuna kadar çözebilecek kıvama geldik. Sıfırdan ona biyolojide sayfa 63'e kadar bitmiş olması gerekir. Hemen tak 9'dan tak 10'dan da göstereyim. E, hücre bölünmesi ünitesini bitirdik. Yazılı soruları var takta biliyorsunuz. Yazılıları da çözebilecek kıvama geldiniz. Yani kalıtıma geçmedik. Burada da sayfa 62'ye kadar soruların tamamının çözülmüş olması gerekiyor Böylelikle e, tekrar videomuzu sorularla da bitirdik ama biyoloji videolarında daha neler yapmamızı istiyorsunuz sorumu daha çok çözelim karşılaştırmalı mı gelsin tablolar mı gelsin tarzı fikirleriniz varsa yorumlara yazıyorsunuz videoyu beğenmeyi unutmayın cevaplarınızı bekliyorum.